Sevgili misafirler, sevgili medikana çalışanları, çünkü onları da görüyorum arada. Hepiniz dinlediğinize hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu hafta meme kanseri haftası her yerde kutlanıyor. Biz de bu nedenle böyle bir söyleşi yapalım dedik. Aslında zannediyorum her ay özellikle hanımlarımızı ilgilendiren bu tip özel konularda, rahim kanseri, ovar kanseri ve buna benzer bir sürü şey için ayda bir böyle bir toplantı planlaması yapılıyor. Böyle olmasının iyi olacağını düşünüyorum. Belki o zaman daha kalabalık da olacaktır. Duyurum, çünkü bu ilk böyle bir sistemi ilk kuruşumuz. Aslında meme kanseri tek başına bir disiplinin işi değil. Çok disiplinli bir tedavi modalitesi. Yani örnek verirsek radyoloji, radyoterapi, medikal onkoloji, genel cerrahi, patoloji, psikiyatristlerin ve psikologların devreye girdiği ve plastik cerrahların da devreye girdiği bir sistem. Buna benzer bir sürü yan dal daha var ama majörleri bunlar. Bütün bunların birlikteliğiyle meme kanseri tedavi edilebiliyor ancak. Şimdi burada gördüğünüz gibi radyoterapi, radyoloji hocamız ve ben genel cerrahi size çok kısa olarak bir 10'ar dakikalık kabaca bir şey anlatacak. Çok eksik kalacaktır ama tabii bu tıbbi metin değil. Ama buna karşılık özellikle bir interaktif dediğimiz sizlerin deneyimlerinizi, başınızdan geçenleri ve sorularınızı biz alacağız ve anlaşılabilir şekilde de cevap vermeye çalışacağız. Böyle bir sistemi götüreceğiz. O yüzden tekrar sizlere hoş geldiniz diyorum ve sevgili radyoloji hocamız Barış Diren'i de buraya, Profesör Doktor Barış Diren'i buraya davet ediyorum. Tanı ve tedavi işlemleri son aşamalar ve bu süreç içerisinde özellikle siz değerli hanımefendilerin bu önemli kabul ettiğiniz bir açıdan sağlık sorunundaki izleyeceğiniz yola öncülük yapabilecek bilgileri paylaşmak için bir aradayız. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Emin olunuz ki bu güneşli bahar karşılama hazırlığındaki kış gününde zamanınızı buraya ayırdığınız için pişmanlık duymayacaksınız. Meme kanseri insan popülasyonu içerisinde akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser. Dolayısıyla kadın popülasyonu içerisine bakacak olursak kadın sağlığında birinci sırada en sık görülen kanser olarak karşımıza çıkıyor. Kanserin tanısını koyduğunuz aşamada evresi dediğiniz ilerleme seviyesi eğer 0-1 yani erken tanı sürecindeyse bu kanseri biz %98 oranında tedavi edebiliyoruz. Yani bu aşamada yakaladığımız bir kanserde o kadının hayatında bir değişiklik olmadan normal ömrünü sürdürmesini sağlıyoruz. Ama eğer bir evre 3 dediğimiz üçüncü basamağı ilerlediyse bu oran bugünkü tedavi olanaklarımızda gene de düşük değil ama %65'lere daha ileri evrelerde daha düşük seviyelere düşebiliyor. Ama çok önemli bir konu var. Dünyada en çok üzerinde durulan konu, hala tartışılan meme kanseri taraması yapmamız doğru mu oluyor acaba insanlara belli bir yaştan sonra? Bakın bu konuda yapılan araştırmalarda çok enteresan bir sonuç çıkmış. Bu içinde bulunduğumuz son 10 yılın verileri, meme kanseri taraması bu hastalıktan kaybettiğimiz hanım ölümlerini %30 dolayında azaltmıştır. Yani her 3 kadından bir tanesine ekstra bir ömür sağlamış oluyoruz bu taramalar sayesinde. Dolayısıyla buradan hareketle diyebiliriz ki erken tanı özellikle meme kanserinde büyük bir anlaşmaktadır. Konuşmamın içerisinde size kısaca bahsedeceğim. Bugün neler ekleniyor bu tanıya ama temel olarak günümüzde dünyada ileri merkezlerde uygulanabilen 3 tane temel görüntüleme yöntemi meme kanseri sonrasında büyük önem taşıyor. Bu hepinizin bildiğinden emin olduğum mamografi ya da günümüzdeki ilerlemiş uygulamasıyla dijital mamografi uygulamaları, ultrasonografi ve yine çağdaş günümüzde yeni eklenmiş meme kitleden değerlendirmede sonra elastografi ya da elastografi dediğimiz bir özel ölçülebilir somut bir veri veren bir teknik ve
Magnetik rezonans yöntemi, MR diye adını çok bildiğiniz, memeye özel uygulanan uygulamalarıyla MR mamografi etkileri. Değerli konuklar, mamografi meme dokusunun özel bir radyolojik incelemesi. Meme dokusu yumuşak bir doku olduğu için kontrollü düşük dozlar kullanan bir sistem. Yapılan araştırmalar yıllardır, tabii neredeyse 70 yılı aşkın bir süredir kullandığımız bir teknik mamografi. Ortamda olarak duyarlılığı tekniğe ve değerlendiriciye bağlı olmak üzere %63 ile %98 arasında değişiyor. Yani bir mamografi filmine baktığımızda %98 oranında doğru tanı koyma şansımız olabildiği gibi bu oran değerlendiriciye çoğunlukla bağlı olmak üzere %60'lara kadar düşebiliyor. Onun için günümüzde tıbbi görüntüleme alanlarında çalışan bizler bu alanlarda özgürleşiyoruz. Meme radyologları haline dönüşen arkadaşlarımız bu alanlarda gelişiyorlar ve işi gücü meme olan radyoloji uzmanları bu konuyla uğraşıyorlar. Dense meme diye bir sorunumuz var hanımefendiler. Dense meme, meme dokusunun iki temel komponenti var. Yağ dokusu, bir de onu taşıyan bağ dokusu. Bağ dokusundan ne kadar zenginse bir meme dokusu, o kadar yoğun oluyor. Eğer bir meme dense meme ise, mamografinin duyarlılığı en ehil ellerde bile %48'lere en fazla ulaşabiliyor. Ve mamografinin genel olarak değerlendirilmesinde yanlış tanı koyma oranları da %10 ile %15 arasında. Bu genel tanısal verilerle karşılaştırırsak aslında iyi bir oran. Bu dense meme sorunudur ki bugün meme kanseri tanısında bizi çok daha ileri uygulamalara yönlendiriyor. 50 yaş altındaki hanımefendilerin yarısında dense meme var. 50 yaşın üzerindeki hanımefendilerin de neredeyse 1/3'ünde dense meme var. Bu yapısal bir özellik. Meme kanseri riski ne yazık ki bu dense memelerde normal ya da yağlı dokudan zengin olan memelerde 4 ila 6 kat elde üstelik daha fazla. Yani sorun üzerine sorun şeklinde. Dolayısıyla kalsifikasyon dediğimiz bizim için çok önemli veri sağlayan küçük kireçlenme alanları bu dense memelerin içerisinde görünüyor. Parenkim dokusu dediğimiz o bağ dokusu içerisinde de bir kitle, bir nodül varsa ki bunları genellikle erken evre dediğimiz zaman bir pirinç tanesi kadar, bir mercimek tanesi kadarken biz yakalamak istiyoruz. Onları da görememiş oluyoruz. Dijital mamografi, bu konvansiyonel dediğimiz, yani filmleri yıpayarak yaptığımız mamografiden bize çok büyük katkılar sağladı. Dijital dedektörlerle bu filmleri elde ediyoruz. Çok yüksek çözünürlüklerimiz var. Yani yağ dokusuyla bağ dokusunu çok iyi ayırıyoruz. Kaset, film, banyo gibi işlemler yok. Dolayısıyla her film aynı teknikle gelişiyor. 5 yıl üzerinde 5 tane film çektirirseniz 5 filminizin de tekniği aynı olduğu için oradaki bir lezyon ya da kuşkulu görerek çok iyi takip edebiliyoruz. Bu işlemleri dijital ortama aldığımız için filmi çektikten sonra biz onları büyütüyor, küçültüyor, yoğunluk ölçüyor. Yani post processing dediğimiz işlem sonrası değerlendirmeler yapıyoruz. Ve tabii ki en önemlisi, ortada filmler yok. Dijital görüntülerimizi sonsuza kadar hard disklerde saklayabiliyoruz. Bakın bu bir dense meme. Şu gördüğünüz meme dokusunun bağ dokusu olan kısımları, daha yumuşak renkli gördüğünüz bu alanlarsa yağ dokusu alanları. Normalde bu alanların daha fazla olmasını bekliyoruz ama dense memelerde gördüğünüz gibi bu beyazlıklar çok daha fazla. Ya şimdi bu filme baktığımız zaman acaba neresi farklı diğer alanlardan? Şu alana dikkatinizi çekmek isterim. Bakın çok net ayırt edememiyoruz ama diğer alanlardan farklı. Biraz daha beyaz, biraz daha kılçık gibi çıkıntılar görünen bir alan. Şimdi bunu dijital mamografide post processing işlemi, yani görüntüden görüntü çıkarıyoruz. Diyoruz ki normal olan görüntüleri çıkar bakalım buradan diyoruz. Görüntüden görüntü çıkardığımızda bakın o kuşkulu alan burada etrafa örümcek ağı gibi yayılmış bir kanser odağını bize çok net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Bir başka dense meme görüntüsü. Meme dokusu içerisinde bakın bunlar yağ dokusu alanları. Burada beyaz beyaz noktacıklar olsaydı biz o kalsifikasyon dediğimiz alanları çok iyi görecektik. Ama burada şu alana dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada örtülmüş. Biz bunun rezolüsyonunu arttırarak, yani griler daha keskin siyah ya da daha keskin beyaz hale dönüşsün tonlarına göre diye ayırt eden bir teknik uyguluyoruz. Bakın burada çok net bir şekilde
kümeleşme eğilimi gösteren kireçlenme görüyoruz. Kümeleşme eğilimi gösteren bir kireçlenme hemen her zaman ve daima doku örneklemesi gerektiren bir alandır. Bu alanları biz özel, biliyorsunuz belki, tellerle işaretliyoruz radyoloji bölümünde cerrahlarımız. O alanı, çünkü göremiyorlar, ellerine de gelen bir şey olmadığı için, teli takip edip ucunun olduğunu çevresiyle çıkarıp patolojik değerlendirmeye gönderiyor ve kesin tanımlara ulaşabiliyoruz. Dijital mamografi dediğimiz teknik bize bazı yeni uygulamalar getirdi son yıllar içerisinde. Tomosentez, Computer Aided Detection dediğimiz bilgisayar yardımlı değerlendirme tarama ve kontrastlı dijital mamografi dediğimiz yeni bir uygulama alanı. Bu cihazlarda alışık olduğunuz mamografi cihazları gibi çok farklı değiller. Yine meme dokusunu belli bir oranda sıkıştırarak vücudu çekiyoruz. Hanımlar bu işten çok üzülüyorlar, çekiliyorlar, korkuyorlar, hoşlanmıyorlar. Ama bu meme sıkıştırma işi, adı böyle sıkıştırma. Aslında canınızı yakan bir şey değil ama bunu çok standart bir şekilde yapmamız lazım ki o meme dokusunu belli bir seviyeye indirip aradaki, biraz sonra göstereceğim, o pirinç tanesi kadar normal olmayan alanı yakalayabilirim. Bakın bu bir tomosentez resmi. Ne yapıyor tomosentez? Dijital olarak elde edilmiş 3 boyutlu memeyi dilim dilim keserek bize gösteriyor. Böyle birer milim kalınlığında kesitler haline getiriyor. Ne fayda sağlıyor bize? Bakın, meme dokusu içerisinde göremediğimiz, yani dokuların üst üste gelmesine ayırt edemediğimiz bir kanser odağını bize tek bir dilim içerisinde diğer dokulardan arındırılmış olarak gösteriyor. Ve biz o zaman çok kolay bir tanı koyma şansına sahip olabiliyoruz. Bilgisayar destekli tarama ya da ayrıştırma işlemi nasıl yapılıyor? Bir bilgisayar yazılımı var bu dijital mamografilerde. Meme dokusunun normali tanımlanmış ona. Normali nasıl olmalıdır, yoğunluğu kaç olmalıdır, bunlar hep nümerik değerler. Cihaz elde olan görüntüyü kendisi tarıyor. Burada anormal gördüğü her yere bir işaret koyuyor. Bize yol gösteriyor radyologlara. Diyor ki bakın buralarda normal olmayan bir şeyler var. Bilgisayar destekli taramanın aslında gerçekten bizim dikkatimizi çekmesi bakımından büyük katkısı olmuş. Son yıllarda yapılan bu konudaki önemli bir araştırma, bunun tanıya %16 yıl varan destekleyici bilgi verdiğini göstermiş. Ama bu arada %18'lere varan da hastayı tekrar tekrar geri çağırıp sizi bir daha inceleyeceğiz, bir daha bakacağız, şurada bir şey gördük gibi ekstra tepkik yükünü de getirmiş. Yine yapılan 2005 yılındaki bir araştırmada bu cihazın, yani bilgisayarın kendi taradığı konularda yanlış pozitif. Yani her normal aslında görünen ama tanımlanmamış olmakla birlikte bizim normal olduğunu bildiğimiz görüntülerde bir patolojiymiş gibi işaretliyor. Dolayısıyla meme radyologlarının %97'si bu işaretleri önemsediyor. Biraz da ultrasonografiden bahsedeyim. Ultrasonografi ses dalgalarıyla meme dokusunu görüntüleyen bir teknik yöntemi. Tek başına tanısal duyarlılığı çok sınırlı. Ama mamografiyle birleştiği zaman %99'lara varan bir tanısal duyarlılığı var. Özellikle teknolojik gelişme nedeniyle günümüzde çok ileri cihazlarla bu işleri yapabiliyoruz. Burada değişik isimler görüyorsunuz ama sizin en çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm konu elastografi dediğimiz yeni bir icat. Aslında 87 yılından beri üzerinde çalışıyor ama 2008 yılında kantitatif sono elastografi dediğimiz bir teknik icat edildi. Bu teknik şöyle çalışıyor. Yağ dokusunun sertliğini ölçüyor kilopaskal cinsinden. Oradaki kitlenin de sertliğini ölçüyor kilopaskal cinsinden. İçinde bir yazılım programı var. Bu ikisini birbirine oranlıyor. Eğer bu oran 2.25'ten daha yüksekse o zaman diyor ki bu muhtemelen kötü huylu. Daha düşükse bu çok büyük ihtimalle iyi huylu. Bu konuyu destekleyen ultrasonografinin subjektif olan değerlendirmesini objektif alana taşıyan bir teknik. Çok yeni bir teknoloji, çok sınırlı alanlarda ve çok sınırlı cihazlarda şu anda ülkemize sunuluyor. Çok büyük ümitlilik ki Medikan Hastanesi ve Görüntüleme Merkezi böyle bir cihaza sahip. Bakın burada bir örnek size göstereceğim. Kuşkulu bir lezyon mamografide, küçücük böyle,
meme dokusuna göre düşünecek olursanız bir mercimek kadar bir lezyon. Bunu ultrasonografide bulmuşuz. Ultrasonografideki görüntüsü de çok masum doğrusunu isterseniz. Sonra elastografi dediğimiz bir karşılaştırmalı yöntemde bu cihazın bu alanın sertliğini 72 kilopaskal olarak ölçüyoruz ve oran 6.2. Bu malindir dedik biz bunun için. Bu hastamızı iğneyle işaretledik. Cerrahlarımızı çıkardılar. Evre 0 aşamasında bir meme kanserini bu şekilde yakalamış olduk. Evet, bu yağ lezyon oranlarının ortaya konmuşlarıydı. %95'lere varan bir tanısal destek geliyor bize. Son olarak değerli hanımefendiler, merak ettiğiniz bu MR mamografi acaba nasıl bir şey? Bu oldukça ileri bir görüntüleme yöntemi. Ama hep şu yanılgı olduğu için burada özellikle size söylemek istiyorum. Madem öyle ileri bir görüntüleme yöntemi, hepimiz MR mamografiye girelim. Hem mememiz sıkışmaz, hem işte radyasyon aldık mı almadık mı bol bol yapalım. Maalesef öyle değil. Doku bilgisi veren bir tetkik yöntemi olarak MR mamografi, bakın şu konularda bize destek sağlıyor. Mesela meme koruyucu tedavi dediğimiz erken evrede yakalanmış tümörün cerrahi çıkarılması öncesinde bir planlama yapmak amacıyla. Veya bu meme koruyucu cerrahi yapılmış hastalarda acaba geride tümör odağı kaldı mı diye araştırmak için ameliyattan sonra. Kemoterapi uygulanan hastalarda içeride kalmış bir tümörel alanın bu kemoterapiye yanıtını izlemede. Gizli primer kanser dediğimiz, mesela koltuk altında bir beze alınıp da meme kanseri yayılımı ama meme filmleri normal görünen hastalarda bu tetkik uygulayabiliyoruz. Kendisi veya kendisinden önceki iki jenerasyonda meme kanseri olmuş hanımlarda, annesinde, teyzesinde, kız kardeşinde, anneannesinde eğer bizden fazla varsa onlarda tarama amacıyla kullanılıyor. Protez uygulanmış memede mamografi protezi gösterip diğer meme dokusunu göstermediği için değerlendiremiyoruz. Protezli memeleri MR mamografiyle değerlendiriyoruz. Ve tabii bir de erkek memesinde eğer bir kitle ele geliyor, bir nodül ele geliyorsa ona mamografi yapamadığımız için doğrudan MR ile değerlendiriyoruz. MR mamografinin doğru yapılması, doğrudan kastımız şu, özel bir donanım gerektiriyor. Yani her MR cihazında MR mamografi yapılamıyor. Özel sarmal dediğimiz memeye uygun yapılmış bir aleti var bunun. O aletin içerisinde yüzük oyunu yatırıyoruz hanımefendileri. Bir özel ilaç veriyoruz bu tetkikte. O özel ilacın saniyeler içerisinde meme dokusunda yayılımını takip eden bir perfüzyon programı var. Ayrıca yazılan, sadece bu iş için kullanılan ve oradaki çıkan grafiklerle yorum yapıyoruz. Yani burada bizim subjektif bir değerlendirmemiz hiçbir zaman olmuyor. Onun için tanısal etkinliği son derece yüksek bir tetkik yöntemi. Bakın bir iki örnek göstereyim size söylediğim şeylerde. Sağ memesi meme kanseri nedeniyle alınmış bir hanımefendide kontrol amaçlı olarak sol memesini değerlendirirken yine bir pirinç tanesi kadar kuşkulu bir yoğunluk görüyoruz. Bu olmaması gereken. Gördüğünüz gibi yağ dokusundan zengin bir meme bu. Çok güzel bize değerlendirme şansı veriyor. Ama burada hani görüntüsü çok da vahim olmayan ama olmaması gereken bir yoğunluk. MR mamografiyle değerlendiriyoruz bu hastayı tanısı olduğu için. Bakın o lezyon burada. Şuradaki rengi görebiliyorsanız burada o kontrast madde dediğimiz ilacın birdenbire bu odaklarından alındığını ve derhal verildiğini görüyoruz. Yüksek bir hücresel aktiviteyi gösteriyor bize. Diyoruz ki bu malign bir lezyon. Hakikaten bu hastamızda bu kadar cerrahi olarak bir duktal karsinom dediğimiz hem de infiltratif giden bir duktal karsinom. Kötü bir tümör şekli. Ama en azından erken derecede yakalayabiliyoruz. Bakın mamografi görüntüsünde pek de bizi rahatsız eden bir şey yok bu hastada. Ama yüksek risk grubu olan bir hanımefendiydi. Şurada kuşkulandığımız bir alan var. Ama bu kuşkularla bütün mamografi yapılan hastaları MR'a göndersek tabii doğru bir şey değil. Bu malign kriter, yani kanser kriteri gösteren bir lezyon değil. Ama mamografide görüyorsunuz. Göründüğünden daha büyük çevresinde alan oluşturmuş bir odak.